Biz kendimize çekidüzen verirsek Allah bizi dünyanın efendisi yapar. Ama şimdi kardeşlerim, piyasada ben Müslüman değilim diyenlerin sayısı çoğalıyor. Ben ateistim diyenlerin sayısı çoğalıyor. Haramların, günahların sayısı çoğalıyor. Neredeyse bir kuşak böyle elden çıkmış gibi bir manzara var, kötü bir manzara var. Allah Celle Celaluhu nimeti verdiği gibi almasını da bilir. Çok zor değildir Mevla'nın alması. Onun için çok çalışmak lazım. Ne için çok çalışmak lazım? Bu işler tersine dönmesin diye çok çalışmak lazım. Hatırlar mısınız? Hepiniz hatırlarsınız. Yani haberleri dinlediğimiz zaman bir zamanlar ya bir başörtüsü irtica, yani stressiz bir haber dinlemek mümkün değildik. Genelkurmay'ın açıklaması, YÖK'ün açıklaması, bilmem hangi kuvvet komutanlarının açıklaması, bilmem kimlerin açıklaması, Anayasa Mahkemesi'nin açıklaması, Yargıtay'ın açıklaması, her birisi başımıza böyle balyozla vurur gibi irtica, başörtüsü irtica diyorlardı. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu vurdu tokatını bunlara. Efendim, şimdi hiçbirisinden affedersiniz bir havlama yok. Affınıza sığınarak söylüyorum. O ifadelerin hepsi bir havlamaydı yani. Köpeğin havlamasının bir şerefi var, ona yakışır. Ama ben insanım diyen hiçbir insan Allah'ın dinine karşı kötü söz söyleyemez. Hele bir Müslüman anadan babadan dünyaya gelmiş, olsa affınıza sığınarak söylüyorum, havlamaydı. Kesildi mi bu havlamalar? Kesildi. Kesildiyse gerçekten bunun kıymetini bilmek lazım. Yani Allah'a şükretmek lazım. Dinimize, değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Gençlerimize, kızlarımıza, erkeklerimize sahip çıkmamız lazım. Bunu ibadete dönüştürmemiz lazım. O zamanlarda üniversiteye gitmeye çalışan hanım kızlar şimdi serbest. Modadan modaya giriyorlar şimdi, o modelden modele giriyorlar. Başörtüsü şimdi serbest ama kalkmışlar başörtüsünü arkaya doğru çekmişler. Yolculuk başladı. Ne yolculuğu? Böyleydi, böyle oldu. Eskiden devlet açıyordu, zorla açıyordu, şimdi biz açmaya hazırlandık diyorlar, çıkacak başta. Ya kardeşim ya, saçının bir kılını göstermekle, yarısını göstermekle, hepsini göstermekle sen ne fark var ki ya? Ne fark var ki? Efendim, kıyafetler değişti, ahlak değişti, bakışlar değişti, bacak bacak üzerine atıyor, sigarasını tüttürüyor, başörtülü hanım kız. Allah'tan kork ya. Sen herkesin göz önünde bacak bacak üzerine nasıl atarsın? Bu edebi kimden aldın? Sigaranı tüttürüyorsun herkesin göz önünde. Bunu kimden aldın? Bu edebi kimden aldın? Biz dejenere olunca iş işten çıkmış oluyor. İş işten geçmiş oluyor.